Şimdi kana götüreceğim seni bambaşka bir sulara. Kan Fransa'nın kan. Cannes evet. Yazılır kan aynen. Okunur vay vay. Ve ünlü efendim 77. Kan Film Festivali başladı. Ya sürekli kanda birileri bir şeyler yapıyor ya. Evet. Kan ne kadar aktif bir yer. Tabii ki çok film fuarları oluyor, televizyon fuarları oluyor. Kızılcık Şerbeti niye gitmişti? Fuar için mi gitmişti? O da fuar için gitmişti. Bu başka bir şey. Evet, bir özel davetle davet edilmişlerdi. Kızılcık Şerbetimiz o kırmızı halılardan yürüdü gitti. Onlara özel. Tabii ki. Özel falan da sonuçta Kızılcık Şerbeti memleketin bir ihracat kalemi. Tabii tabii. Yani türlü ülkelere yani satılıyor yani. Başarı kaçınılmaz olunca tabii ki ve başarıyla beraber seni her yere taşıyor. Sınırları da aşıyor. Şimdi 77. Cannes Film Festivali görkemli bir açılış töreniyle başladı. Kırmızı Halı'daki görüntüleri görüyoruz efendim. Hemen şu soru akla geliyor. Bizden acaba kimler gitti? 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Dünya sinemasını yakından takip ettiği festivalde bu yıl yine şıklık yarışı var. Ama kimler var bizden? Hande Erçel. Geçen onlara bakarız. Özge Özacar, Pınar Deniz Birci, Akalay, Gökçe Bahtır, Meryem Uzerli, Sibil Çetinkaya, Şükrü Yüzyıldız gibi isimler var. Bunlar niye davet edilmiş? Onlar da çeşitli markaların yüzleri olarak davetli olarak gitmişler. Yoksa Kırmızı sinemaya alın. Dair bir şeyler yaptıklarından dolayı değil. Evet yani en azından yarışan bir filmleri yok ama dünya ünlüleri de o filmde. Yani burada yürüyen herkesin de mesela şu kadının da var mıdır bilmiyorum şu pembeler içerisindeki arkadaşın bir filmi ya da nedir bilmiyoruz tabii. Ha, yani onu şeyi söylemek istiyorum sadece bir filmi olup da oyunculuk yapıp ya da yönetmen olarak orada salınmıyorlar. Markalar götürüyor bu da işte Türkiye'den Ali Veli bu da evet. İzlanda'dan Jack. Aynen öyle. Meryl Streep bu arada festivalin onur konuğu. Bizden saygı de jüri diyorsun. Üyesinde sevgili daha önce de Altın Palmiye ödülü almıştı biliyorsun 2014 yapımı Kış Uykusu senaristlerinden biri olan Ebru Ceylan da Cannes'da jüri. Nuri Bilge Ceylan'la çalışır kendileri. Eşi olur. Ya şeye bakalım şu kırmızı halıda neler oluyor ne bitiyor. Bir dakika bu hanımefendi mesela Meryl şurada. Yok yok değil şu ekrandaki kıyafetlere bakıldığı zaman bayağı Akdeniz'in o kan zaten Akdeniz'in dibinde o canlılığını taşımaları açız anam bunu. Ne kadar zarif. Çok canlılığı taşıması açısından güzel şeyler giymişler. Ne oldu Ebru? Güzel. Yani dünya ünlüleri var. Yani kıyafetlerinde hani şu bu sene şu moda ya da değil gibi bir şey göremiyorum. Hepsi birbirinden ayrı telden çalan bir ahenk rengarenk var diyelim. İşte. Çünkü Cannes'da bir böyle bir şey yok mudur ya? Bir Cannes havası, bir ağır ağırdır filmler falan bakılınca. Evet. Bari o filmlerdeki ağırlık herhalde Kırmızı Halı'da biraz daha canlı olsun diye arkadaşlar böyle bir güzellik yapmışlar. Güzel de olmuş maşallah. Hep kadınları görüyoruz ama erkek yok mu? Evet, erkek belli zaten. Smokin'ini giyiyor gidiyor. Evet, 22 film yarışacak bu arada. Yarısı. Evet. Kolay gelsin. Türk filmi var yok herhalde aralarında. Bu sene evet yok. Yani bizim bildiğimiz. Bir tane belki, köpeğimiz vardı çok güzel. Ya da farklı alanlarda vardır. O köpek nerede bak o kim biliyor musun? O köpekle olan görüntü de harika. O da ünlü bir köpek aslında Murat'cığım baktığında. Buyurunuz. Şimdi geliyor o köpeğin kim olduğunu ben sana hemen söyleyeceğim. Messi. Dur ya, Messi şahane. Şimdi bu ablamızın gözlüğüne bayıldım. Önce oradan başlayayım. Ben tepeden başlarsın. Bir tarzı var diyorsun. Ne olursa olsun ortaya koymuş kendini. Kıyafet açısından ne dersin Ebru'cum? Normal sıradan bir kıyafet gibime geldi ama tabii arkadaş taşıyınca başka yani bir şey oluyor. Yani sade ve asil ne bileyim yaşına uygun çok abartısı ve iddiası olmayan. Şurada bir kuşak olsa fena mı olurdu? Ya evet böyle daha derli toplu bir şey giyebilirdi aslında. Çünkü fiziği ince güzel bir kadın. Yaşı birazcık daha yani aslında ilerlemiş gibi olsa da hala taşıyabileceği güzel kıyafetler. Bundan daha hala iyi kıyafetler. Hala demeyelim Ebru, hala iyi bundan unutalım. Bundan daha iyi kıyafetlerle taşıyabilir. Yani kendini şu anlamda söylüyorum, kapamasına gerek yok. Bu tarz kıyafetler genelde defoları kapamak için işte biraz kilo alındığında. Var demek ki biraz. Evet, belki de öyle bir şeydi. Ya da bunu çok beğendi, böyle sade gitmek istiyorum. Ben jüri üyesiyim dedi. Bana altın onur ödülü verilecek dedi. Ağır gitmek istemiş. Ağırlığı da belli bence kendince. Hı-hı. Belki de doğru bir seçim. Hey Diklam. Bu da bizim perdecilerden bak. Evet. Yani bizim var ya manifatürcüler çarşımızdan herhalde kestirmiş bir 10-15 metre yaptırmış modacısına. Öyle biz gibi hissettim. Bizde genelde nişan kınalarda falan giyilen tuvaletleri hatırlatıyor evet. Değil mi? Evet maşallah. Ateş kırmızısı gibi giymiş. Yani değişik kıyafetler giyiyor. Haydi kulum bu evet, arkadaş. Haydi haydi Alman arkadaş. Güzel. Evet. Abartılı bulduğumu söyleyebilirim. Yani hani kan bunu taşıyor. Bu çok zarif. Kan taşıyor ama kanda daha çok ortaya çıkan. Tabii bu kıyafetleri ünlü modacılar giydiriyor ama daha da dikkat çeken aksesuarlar. Çünkü dünyaca ünlü mücevher firmaları yanlarında onlarca korumayla beraber bu hanımlarla eşlik ediyorlar Kırmızı Halı'da. Neden? Aha da buraya taktık işte bu. Ne denir artık buna? Kolye mi? Pelerin vaziyetinde bir şey orada ama muhteşem durmuş mesela. Yani işler bitince kolyeyi hop alıyorlar kadının üzerinden gidiyorlar. Aynen.
Bu arkadaşımız da maşallah Elizabeth Taylor'ın gençliği gibi, değil mi? Audrey Hepburn'e de benziyor, da. Çok çok güzel. Kıyafet ve zarafet açısından harikulade. Üst tarafın siyah olması da beni ben apayrı bir şekilde götürdü. Ben giysem bunu giyerdim mesela, çok güzel. Ha? Ben giysem böyle bir elbise giyerdim. Tabii, güzel de olurdu. Seçerdim. Bizim de yayınımız hafta içi 5 gün, o yüzden değil mi gidemedik. Biz yürüyemedik. Orada yürüyemedik, kırmızı alıyı kaçırdık. Ah, bu da bizimkiler, evet, buyurunuz. Evet, bizimkiler, sevgili Birce Akalay diyor, o da orada. Ki akşam yemeği için hazırım. Davet edilmiş belli ki. Son derece sade böyle yaz esintili bir elbise giymiş değil mi? Saçlarısla. Fazlasıyla. Zaten sağ kolundaki o sevgili kelebek dövmesi de artık yaz iyiden iyiye geldiğini, evet, gösteriyor bize. Çünkü açmaya da başladı maşallah. Dudaklar da harikulade, ne yaptıysa artık. Evet. Kahvesini içiyor anladığım Boz kadarıyla. Boz ya. Bozu. Onu yapıyor kızlar. Evet. Çok güzel. Güzel. Ne yediler acaba, merak ediyorum. Kana gidince ıslak koz yersin. Başka ne yiyecek? Kuru, evet, fasulye mi yiyeceksin? Aa orada? Bak Meryem Uzerli. Bakalım. Meryem kardeşimiz değişiyor. Ne yapmış? Meryem çok zayıflamış ilk başta. Evet. Çok böyle değişik bir elbise giymiş. Hiç böyle bir elbiseyle görmemiştik, evet, onu. Evet ya, bir turkuazlar her var. Her yeri iş ama elbisenin. Var. Herhalde bir 10-15 kilosu vardır o elbisenin. Her yeri iş. Tepeden aşağı kadar. Zaten yürümekte de zorlanıyor farkındaysan. Oo maşallah diyelim. Oo. Yakın zamanda bir dizisi de anladığım kadarıyla memlekette yankılanacak gibi, evet, gözüküyor önümüzdeki günlerde. Hadi bakalım. Güzel kıyafet Ebru, evet, Anadolu'nun o muhteşem ihtişamını da üzerinde taşımış bu arkadaşımız. Aa, epeydir yoktu piyasada. Çok güzel. Sevgili Pınar Deniz. Kimdi ya? Pınar Deniz arkadaşımız. Evet. Çok beğendim. Renk harika. Yani çok da güzel taşımış. Üstündeki olması alttaki bir ne bileyim hani pijama, saten pijama gibi değil mi? Saten pantolon zaten giymiş yani. Üzerindekiyle işte böyle bir kombin yapmışlar. Yani değişik bir şey. En azından tuvaletle değil de pantolon tercihi olarak ortaya koyduğunda. Ama bence bizimkiler affedersin kırmızı halıda olmadılar galiba. Böyle şey ortamlarında, onlar salon belli, ortamlarında takıldılar. Evet, belli başka markaların yüzleri olarak da gidiyorlar. Onların davetlisi olarak. Ama kendileri başlı başına bir marka zaten. Tabii canım, aynı. Zaten marka işbirlikleri de bu, hı, şekilde. Güçler birleşiyor hayatım. Ortaya böyle çıkıyor bu olay. Hayatım. Hayatım. Evet. Evet. Pınar Hanım'a da sevgi selam gönderdikten selam sonra. Aha. Kanın bütün güzelliğini taşıyan ana bizim Şükrü. Bak, evet, ve Sivil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız. Vay, çok vay, güzel bir çift vay, değiller mi? Vay, bilemem. Kıyafeti güzel hanımefendinin. Bak, su erkek gibi. Erkek sıradan ya. Erkeğin niye masrafı yok? Aha da belli işte. Evet, yani aslında siyah, yani smokini çıkar, derken, normal sokakta yürü, smokini giy, partiye git. Bu kadar basit. Şükrü Özyıldız geçenlerde biliyorsun bir kapkaççı hikayesinde hop diye polis gelmeden yakalamıştı. Öyle çok de bir ya, hata hafızalarımıza kazındı. Artık Fransa'da puanı da, Kanda da aynı cevvaliyi bekliyoruz. Dikkat orada da fazla vallahi şey arkadaşlar. Siyah papyon takmış, simsiyah bir smokin, bence çok çok şık. Aynı zamanda Sibir'in de kıyafeti çok sade. Sade. Çünkü ben buradayım diyen bir şey var. O da boynuna taktı. Bakar mısın? Maşallah. İnanılır gibi. Boyunluk gibi algıladım başta ama mücevhermiş. Evet. Ve gecenin yıldızı geliyormuş. Bakalım kim geliyor? Gecenin yıldızı kırmızı halıda böyle yürünür işte dedi. Messi. Kırmızı halıların Messi'si bu arkadaşımız Bir Düşüşün Anatomisi filminde başrolü oynayanlardan bir tanesi. Bak arkasında bir de hemen kamerayı koymuşlar sırtına. Çok tatlı. Harikulade. Kulaklar, kulakları onun yatırmışlar farkındaysa. Onun gözünden de o kırmızı halı öyle gözükecek. Onu da izleyeceğiz sonra filmini. Ben de gittim kırmızı halıda yürüdüm diyor Messi. Farkında mı acaba şahane olayların? Evet. Çok arkasında yürüyen güzel ya. Bir başka güzel bence. Evet. Evet, Kandan da esintiler bu şekilde. Kanda efendim hiçbir şekilde görünmüyor. Oscar alan bir tanesini biliyoruz da şu kadarlık bir şey hatırla. Evet. Ama Kanda da böyle yürüyen bir Messi ben görmedim şahane. Çok güzel olmuş bence. Kan çok renkli geçecek. 25 Mayıs'a kadar gitmek isteyen, evet, ve takip edebilir. 25 Mayıs az, doğru, değil. Evet. Tabii canım. Buyurun.